Merhaba Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte örümcek adam temalı suluğumuzu öreceğiz. Suluğumuzu örerken 2.20 milim kalınlığında yün tığı kullandım. Peria X Large marka ip kullandım. Siz dilediğiniz markada ip tercih edebilirsiniz. Suluğumuzu örmeye tabanından başlıyoruz. Tabanı için sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. Ilmek kaydırma ile birinci sırayı tamamlıyorum. Ilmek belirleyicimi sıranın başına koydum. İkinci sırada her ilmeğe çift batıyorum. Böylece 6 olan ilmek sayımı 12'ye çıkartmış olacağım. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum, bir artırıyorum. 12 olan ilmek sayımı 18'e çıkartmış olacağım. Dördüncü sırada bir sık iğne örüyorum, bir artırıyorum. Bu sırada artırmaların üst üste gelmesini istemiyorum. Ondan dolayı bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Şimdi iki sık iğne örüyorum. Bir artırıyorum. İki sık iğne örüp bir artırma işlemini 5 kez tekrar ediyorum. 5. artırmamı da yaptım. Sıra sonunda bir tane ilmeğim boşta kaldı. Bu ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Ve dördüncü sırayı tamamlamış oluyorum. Dördüncü sıranın sonunda 18 olan ilmek sayımı 24'e çıkartmış oldum. Beşinci sırada 3 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 24 olan ilmek sayımı 30'a çıkartmış olacağım. 6. sıra ile devam edelim. 6. sırada 2 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 4 sık iğne örüp 1 artırma işlemini 5 kez tekrar ediyorum. 5. artırmamı da yaptım. Sıra sonunda 2 tane ilmek kaldı. Bu ilmeklere birer tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda 30 olan ilmek sayımı 36'ya çıkartmış oldum. 7. sırada 5 sık iğne örüyorum, 1 arttırıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Sıra sonunda 36 olan ilmek sayımı 42'ye çıkartmış olacağım. 8. sırada 3 sık iğne yapıyorum. 1 artırma yapıyorum. Daha sonra 6 sık iğne yapıyorum. 1 artırma yapıyorum. 6 sık iğne ör, 1 artırı 5 kez tekrar ediyorum. 5. artırmamı da yaptım. Sıra sonunda 3 tane ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği birer tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda 42 olan ilmek sayımı 48'e çıkartmış oldum. 9. sırada 7 sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum. 48 olan ilmek sayımı 54'e çıkartmış olacağım. 9. sırayı da tamamladım. Böylece suluğumuzun taban bölümünü bitirmiş oldum. Şimdi ipimi kopartmadan gövdesini örmeye başlıyorum. Suluğumuzun gövde kısmını örerken ikili trabzan tekniğini kullanacağım. İkili trabzan tekniğine başlamadan önce 1 adet ilmek kaydırma yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra tığımın başına bir kere doluyorum ipimi ve ipimin bulunduğu sık iğnenin hemen dibinden tığımı arkadan öne doğru çıkartıyorum. Sağından girdim alttaki sık iğnenin ve solundan tığımı tekrar çıkartıyorum ve bir tane ilmek çekiyorum yukarıya doğru. Tığım da şu anda 3 tane ilmek oldu. Bu ilmekleri iki seferde çıkartacağım. İkisini birlikte ördüm. ikisini birlikte örüyorum. Ve ikili trabzanı tamamlamış oluyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Yine alttaki taban kısmındaki sık iğnenin, ipimin bulunduğu sık iğnenin sağından giriyorum. Tığımla solundan tekrar çıkıyorum. Ve bir ilmek çekiyorum oradan tığımın üzerinde 3 tane ilmek oldu bu ilmekleri ikisini birlikte alıyorum İkisini birlikte alıyorum bu işlemi yapmamızın sebebi taban kısmındaki bu keskin görüntüyü elde etmek için bu işlemi yapıyoruz taban kısmında 54 tane ikili trabzan olana kadar aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna geliyoruz sıra sonunda şöyle bir görüntü oldu. Şu keskin görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi sırayı başlarken iki tane zincir yapmıştım. Bu zincirin başına geliyorum ve bir tane ilmek çekiyorum. Tığımda iki tane ilmek oldu. Tığımın üzerindeki iki tane ilmeği beklettim. Mavi rengimi hazırladım. Mavi rengi bu iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Sıkıca tutuyorum. Kırmızıyı da sıkıştırıyorum ve ikisini birbirine bağlıyorum arka tarafta kırmızı renkli işim bitti kesiyorum kırmızı renkli ipimi mavi renkle devam ediyorum İki tane zincir çekiyorum sıranın başında tığımın başına doluyorum ve alttaki trabzanların başlarına batıyorum ve iki seferde ipimi çekiyorum bu sırayı bu şekilde devam ediyorum 54 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Sıra sonuna geldim. 54 tane ikili trabzanımı tamamladım. Sıranın başındaki 2 tane zincire sırayı bağlıyorum. ilmek kaydırma yaptım ve kapattım. Bir üst sıraya geçerken tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum ve ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde bu sırada da 54 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Mavi rengimiz ile 19 sıra düz öreceğim. Hiçbir arttırma eksiltme işlemi yapmayacağım. Sulonun gövde kısmında 19 sıra mavi renkle ördüm. Şimdi kırmızı renkle bir sıra daha öreceğim. Tığımın üstünde iki tane maviden ilmek kaldı bu iki ilmeğin arasından kırmızıyı geçiriyorum ve arka tarafta sağlamlaştırıyorum 2 zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum aynı şekilde 54 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna geliyorum sıra sonuna geldim ilmek kaydırma ile sıramızı tamamlıyorum bir tane zincir çekiyorum ve kırmızı ipimi buradan kesiyorum. Böylece suluğumuzun gövde kısmını tamamlamış olduk. Burada böyle tabanı. Şimdi örümcek adamın yüzü için kırmızı ipimizle örmeye başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma ile birinci sırayı tamamladım. İlmek belirleyicimi takıyorum. Her ilmeğe çift batarak alt olan ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Sıra sonunda 12 olan ilmek sayımı 18'e çıkartmış olacağım. Dördüncü sırada bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 artırma yapıyorum. 2 sık iğne ör, 1 arttır işlemini 5 kez tekrar ediyorum. Son artırmamı da yaptım. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Ve dördüncü sıramı tamamlamış oluyorum. Dördüncü sıranın sonunda 18 olan ilmek sayımı 24'e çıkartmış oldum. 5. sırada 3 sık iğne örüyorum, 1 artırıyorum. Bunu 6 kez tekrar ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 24 olan ilmek sayımı 30'a çıkartmış olacağım. 6. sırada 2 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 4 sık iğne ör, 1 artır işlemini 5 kez tekrar ediyorum. Son artırmamızı da yaptım. Ve iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Ve altıncı sıranın sonuna geliyorum. Altıncı sıranın sonunda 30 olan ilmek sayımızı 36'ya çıkartmış olduk. Yedinci sırada 5 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrar ediyorum. Sıra sonunda 36 olan ilmek sayımı 42'ye çıkartmış olacağım. 8. sırada 3 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 6 sık iğne ör, 1 artır işlemini 5 kez tekrar ediyorum. Son artırmamı da yaptım. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerin her birine birer tane sık iğne yapıyorum ve 8. sırayı tamamlıyorum. 8. sıranın sonunda 42 olan ilmek sayımı 48'e çıkartmış oldum. 9. sırada 7 sık iğne örüyorum, 1 artırıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman 48 olan ilmek sayımı 54'e çıkartmış olacağım. 9. sıranın sonuna geldim. 54 tane sık iğnem oldu. Yüz için yapacağımız bu son sıraydı. Uzun bir ip bırakıyoruz. Dikiş için. Böyle çıkartıyoruz. Yüz için parçamız hazır. Örümcek adamın gözlerine başlıyoruz arkadaşlar. Gözleri için beyaz ipimizi aldım. Sihirli halka yapıyorum. Ve 5 tane sık iğne dolduruyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Zil halkayı sıkıştırdım. Birinci sırayı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada hemen önündeki boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Önündeki boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu boşluklara takip ederek ikişer tane sık iğne yapıyorum. Son boşluktayım. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 8 tane sık iğne yapmış oldum. 3. sıraya geçiyorum. bir zincir çektim. Örgümün tersini çevirdim. Önündeki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Burada artırma yapıyorum. bir sık iğne, bir artır yaparak sıra sonuna geliyorum. 3. sıranın sonuna geldim. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Şu anda işlemimiz bitti. Dikiş için uzun bir ip bırakıyorum ve kesiyorum. Gözden aynı sayılarla birer tane daha örüyoruz. Göz için iki parçayı ördüm, tamamladım. Şimdi yüze yerleştireceğim bunu. Yüz için ördüğüm parçayı alıyorum. Gözü hafif çapraz bir şekilde yerleştiriyorum. İğneliyoruz. Kaymaması için. Diğer gözü de yerleştiriyorum. İğneme ipimi geçirdim. Gözleri monte ederken alt parçaya geçiriyorum. Bu şekilde kenarlarından dikiş yaparak sabitliyorum. İğnelediğim için de parçam kaymıyor. Arka tarafa geçtiğinden emin olmalıyım. Bu şekilde bütün etrafını dikiyoruz. Gözlerin ikisini de monte ettim. Kalan ipimi arkada sağlamlaştırıyorum. Bir tane düğüm yapıyorum buraya. Ve ipimi arada kaybedip böylece gözlerimizi de monte etmiş olduk. Örümcek adamın yüzündeki işlemelere geçeceğiz. Bu ağları işlerken İpimi katlarına ayırmak istiyorum. Ağların ince durması için. İpim 8 kat. Ben 3 katını alıyorum. Ve sihirli halka yaptığım orta noktadan iğnemle çıkıyorum yukarıya. Yüzü şekillendirirken ağları yaparken önce bir artı çizeceğim yüze. Siyah ipimi ortadan çıkarttım. Yukarıya doğru şu şekilde düz olması gerekiyor. Ve bir alt sıradaki sık iğne sırasından alta geçiyorum. Şimdi ipimi tutturarak orta noktaya geleceğim. Tekrar üste çıkıyorum. Herhangi bir noktadan. Şöyle iki sıra atladım. Üste çıkıyorum. Siyah ipin sol tarafından çıktım. Sağ tarafına batıyorum. Hemen aynı dibine ve ipimi böylece tutturuyorum. Bir kez daha bu işlemi yapıyorum alta doğru 3 sıra atladım ipimin solundan çıktım sağına batıyorum ve ipimi bu şekilde tutturuyorum orta noktaya geldim tekrar ipimi üste çıkartıyorum orta noktadan üste çıktım böyle çeviriyorum aynı işlemi tekrar ediyorum. Bahsettiğim artının orta noktasını yaptık. Şimdi bu tarafa doğru yapacağız. Ama burada gözlerimiz olduğu için burayı yapmıyoruz. Sadece uçlarına yapıyoruz ki görüntüde bir bozukluk, aksaklık olmasın. Bu tarafa doğru yaptım. Hayalimde burada var ama işleyemiyorum. Böyle küçük sanki o tarafa doğru gidiyormuş gibi bir görüntü olsun diye gözlerin altına küçük noktalar koyuyorum siyah ipimle bu şekilde şimdi bunun devamı nerede olacak şurada olacak buraya da yapıyorum aynısını burada yüzümü çevirdim ve yine buraya artı işareti yapacağım karşı tarafa doğru ipimi gerdiriyorum ve bir sıra alttan bir tık yine sırası alttan ipimi geçirdim yine bu ipi tutturma işlemi yapacağım aralarından sonundan çıkıyorum sağından giriyorum aynı şekilde bir kez de alttan tutturuyorum orta noktaya geldim ortadan çeviriyorum tekrar karşıya ipimi gerdiriyorum aynı işlemi bu şekilde 8 tane bölme olacak şekilde tekrar ediyorum. Örümcek ağ görüntüsünü yakalayabilmek için bu işlediğimiz siyah örümcek ağlarını birleştiriyoruz. Aynı işlemeyi iç kısma da yapıyoruz. alt tarafta da aynı tekniği kullanıyorum. Biraz ileriden aşağıya geçtim. Tekrar yukarıya çıkarıyorum üstüne. Ve geriye doğru bir önceki işlememin olduğu yere batıp alta çıkıyorum. Tekrar aynı şekilde biraz ileriden üste çıkıyorum. Geriye doğru bir önceki işlememin ucundan alta geçiyorum. Göz kenarlarının işlemesini de tamamladım. Altta sabitledim ipimi. Yüz işlememizi tamamladım. Suluğun gövde kısmına monte edeceğim. Bunun için yapmamız gereken işlemler var. Burada sıra birleştirme noktası şöyle bir çizgi halinde belli oluyor. Bunu suluğun arkasına getireceğim. Bunun için o noktadan şöyle tutuyorum ve ikiye katlıyorum. Buraya bir tane iğne takıyorum. Daha sonra bu iğne taktığım nokta ile sıra kaydırdığım nokta üst üste gelecek şekilde birleştiriyorum. Daha sonra 3 sıra aşağı doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Bu noktaya da bir tane iğne takıyorum. İşlediğimiz yüzü alıyorum. Buradaki düz çizgi aşağıdaki iğneyi takip edecek. Bu şekilde yerleştiriyorum ve iğne takarak sabitliyorum. Suluğumun üzerindeki örümcek işlemesini yapacağım. Kırmızı yüz kısmından bir sıra atladım ve orta noktasına iğnemi bıraktım. Ters çeviriyorum. Böyle elimi içine koyacağım daha rahat işlemek için. Bir de sizin rahat görebilmeniz için beyaz renkle işleyeceğim. Orijinali siyah renk siz siyah renkle işleyebilirsiniz. Şöyle iğnemi içerden toplu iğnenin olduğu noktaya çıkartıyorum. Toplu iğneyi alıyorum. Buradan ipimi çekeceğim şimdi. Burada kanevçe tekniği uygulayacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? İpimi çıktığım noktanın tam karşı çaprazına iğnemi girdiriyorum. Elim içeride ve parmaklarımla iğnemi yönlendirmem gerekiyor. Bunu yapmak için. Ve karşısından çıkartıyorum iğnemi. Buradan çekiyorum. Burada bir çarpı oluşacak. Ve karşı çaprazına bu şekilde iğnemi batırıyorum. Ve alttan parmağımla yönlendiriyorum. Yanındaki trabzandan çıkıyorum. Bu boşluktan çıkmam gerekiyor. Bu şekilde çektim. Burada bir çarpı işareti oldu. Aynısını buraya da yapıyorum. Karşı çaprazdan çıktım. Boşluktan çıkartıyorum ve ipimi çekiyorum. Ve buraya girmem lazım. Bu orta noktaya. Buraya da girdiğim zaman iki tane çarpım olacak burada. Alt sırada bu iki tane çarpıyı dörde çıkartacağım yine bunların altına birer tane çarpı yapacağım ve yanlarına birer tane daha yapıp arttıracağım bundan dolayı hemen bu üstünden değil de çaprazındaki trabzandan çıkıyorum bu boşluğu kullanıyorum buraya geldim bu şekilde işlememi tamamladım şimdi antenlerini ve bacaklarını e, işleyeceğiz bu şekilde dörtlü olan sıradan başlıyorum yine ipimi beyaz kullandım sizin rahat görmeniz açısından ipimi de katlarına ayırdım 3 katını kullanıyorum daha ince ve zarif görünsün diye yine alta elimi yerleştiriyorum ipimi yönlendireceğim şimdi buradayım çaprazından trabzanın çaprazından çıkıyorum ve bir tane düz işliyorum geriye döndüm işlememi bitirdim Aynı noktaya tekrar geliyorum. Bu şekilde. Tekrar altına bir kez daha işleme yapacağım. Buradan çapraz boşluğuna geldim. Tekrar buradan çıkıyorum. Geriye dönüyorum. işlememi tamamlıyorum. Bir kez daha çaprazına çıkıyorum. Ve bir kez daha boşluğa çıkıp işlememi tamamlıyorum. Yine karşısına geçiyorum bu sefer. Aynı işleme tekniğini orada uygulayacağım. Bu şekilde. Üstteki antenleri işledim. Şimdi alt taraftaki bacakları işliyorum arkadaşlar. Yine alt köşeden çıktım. Trabzanı bu şekilde çaprazına doğru ilerliyorum. Geriye döndüm. Yanındaki trabzandan çıkıyorum. Ve tekrar trabzanın boşluğuna geçiyorum. Yine aynı noktaya işlemem bittiği zaman geri dönüş yapıyorum. Şimdi tekrar bir bacak daha işliyoruz. Bunu da aşağı doğru gitmesini istediğim için bu şekilde düz atıyorum. Ve yanına geçiyorum böyle aşağı doğru yönlendiriyorum çaprazına geçiyorum yine alt çaprazına doğru ilerliyorum tekrar karşı köşeye geliyorum karşı taraftaki bacakları işlemeye devam ediyorum karşı tarafa geçtim ipimle şimdi burada ne yaptıysak aynısını bu tarafta yapıyoruz burada ipimizi çok çekmeyeceğiz ki aralara gömülmesin o zaman bacak şekli ortaya çıkmaz, kötü bir görüntü olur. İpimizi çok fazla yerdirmiyoruz. İpimizi alt tarafa geçirdik arkadaşlar. Burada bir sıkı bir düğüm yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Arada birkaç tane yürütebilirsiniz. Alta geçmemesi lazım. Evet işlememizi tamamladık. Dediğim gibi siyah iple yaparsanız daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Kordonumuzu yapacağız. İkiye katladık bu şekilde. Yine iğne ile yerimizi belirliyoruz. Mavi ve kırmızı renkte ipimizi hazırladık. İki kat çalışacağız. Bunun için de iki tane tığımızın olması gerekiyor aynı numarada. Kordonumuzu örmeye başlayalım. Mavi ve kırmızı ipimizi birlikte kullanacağız. İki tane tığımız var. Aynı numarada olması gerekiyor. Birini aldım. Şimdi uzun bırakıyorum ki burayı suluğa monte etmek için kullanacağım. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi birinci tığımdaki ilmeği bekletiyorum ve yanındakinden bir tane ilmek çıkartıyorum bu şekilde ve bu ilmeği bir tane örüyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmek var. Birinci öndeki ilmeği tığımdan çıkartıyorum, bekletiyorum. Diğer tığı aldım ve bu ilmeğe bu tığı geçiriyorum. İkisini de bu şekilde yan yana tutuyorum. Bu şekilde hazırladım. Şimdi sağdaki tığımla bir tane örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. İpim önde kaldı. Bunu ikisinin arasından arkaya alıyorum. Yine sağdaki tığımı kullanıp bir kez daha üstündeki ilmeği örüyorum. Örgümü çeviriyorum önde kaldı. Bunu ikisinin arasından arkaya atıyorum. Yine sağdaki tığımı kullanarak bir tane ilmek alıyorum. Aynı şekilde iki tığımı çeviriyorum. Yine ipim önde kaldı arkaya alıyorum. Sağdaki ile bir ilmek örüyorum. Bu işlemi 60 santim olana kadar devam ettiriyorum. Yine solak örenler soldaki tığı kullanabilirler. Sağ olanlar da sağdaki tığı kullansınlar. Bu şekilde çevirerek devam ediyorum. Yaklaşık 60 santim uzunluğunda ördüm ben. Siz çocuğunuzun boyuna ölçerek istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi bitiriyorum. Tığımdan çıkarttım. Öndeki tığı çıkartıyorum. Diğer tığı ilmeği alıyorum. Karşıdaki ilmeği ve ikisinden birlikte ilmek alarak geçiriyorum. Daha sonra dikiş için ip bırakıyorum. Kesiyorum. İpi de buradan çekiyorum. Kordonumuz tamamlandı. Şimdi monte işlemine geçeceğiz. Kırmızı ipin ucunu da taktım tekrar iğneme. Bunu da kırmızı tarafta kaybedeceğim ki görüntümüz çirkin olmasın. İç tarafı da dışı kadar düzgün görünsün. Kordonun ucuna dikiş için böyle uzun bir ip bırakmıştım. Bunu yorgan iğneme geçirdim. Suluğumu da bu şekilde işaret almıştım zaten. Buradaki iğneyi çıkartıyorum. Buradaki boşluktan İki trabzanın arasındaki boşluktan geçiriyorum ipimi. Daha sonra hemen kordondan geçiriyorum. Bu işlemi birkaç kez tekrar ediyorum. İstediğim sağlamlığa ulaşana kadar. Burayı sağlamladım. Kalan iplerimi arada düğüm yaparak kaybedeceğim. Şuradan bir kere geçiriyorum. Kırmızı olan ipi çıkartıyorum. Mavi olanı mavi tarafta Sıkıca düğümle yapıp mavi tarafa doğru aradan yürüterek ipin ucunu kaybedeceğim. Kordonumuzun karşı ucunu da aynı şekilde bu tarafta aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Kordon dikişini de tamamladım. Suluğumuzla ilgili bütün işlemleri bitirmiş olduk böylece. Çocukların çok seveceği bir suluk oldu. Siz de benimle birlikte ördüyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.